Gelin bakalım AKP İstanbul Ankara dışında nerelerin adaylarını açıklayabilir. Kulislerde bu bilgiler geziyor. AK Parti adaylar için son bilgiler. Dediğimiz gibi Ankara Turgut Altınok, İstanbul Murat Kurum, İzmir Hamza Dağ olacakmış gibi gözüküyor. Bir ara eski spor bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun ismi geçmişti ama İzmir'de Hamza Dağ ismi kuvvetli. Eski şehirde tanıdık bir isim var. Kim? Nebi Hatipoğlu. Nereden tanıyoruz? Kendisi biliyorsunuz bir İyi Parti milletvekiliydi istifa etti. AKP ile işbirliği yapılması gerekir diyordu. Zaten yerini de buldu. Şimdi Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması gündemde söz konusu. Sakarya mevcut Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gaziantep'te yine mevcut Belediye Başkanı Fatma Şahin, Trabzon Murat Zorluoğlu İzmir'i tekrar yazmışız arkadaşlar. Şanlıurfa Mehmet Can Polat, Balıkesir Yücel, Yılmaz bu isimler herhalde öne çıkıyor. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan bu isimlerin hangilerini, kaçını açıklayacak. Bugün biz de bütün gün boyunca takip edip sizlerle paylaşacağız. AKP'de durum bu. Cumhur İttifakı yerel yönetimde adaylarını belirlemeye devam ediyor. 31 Mart itibariyle yeniden adımları atacak ve İstanbul'un vereceği emaneti inşallah merkezi yönetimle beraber yeniden ayağa kaldıracağız. Kazanacak aday formülü netleşti mi sorusunun gölgesinde AKP adaylarını açıklamak için kolları sıvadı. Dikkatler 7 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde. Yeniden İstanbul diyoruz ve yola devam ediyoruz. İstanbul, AKP'nin öncelikleri arasında en üst sırada. Ali Yerlikaya, Tevfik Göksu, Adil Kara İsmailoğlu ve Murat Kurum. Kulislere göre bu dört isim arasında İbre Murat Kurum'a döndü. Ama son söz Erdoğan'da olacak. İstanbul'a aşık olmak her yiğidin karı değildir. İlk etapta 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalanını ise 15 Ocak'taki programda Ankara'da duyuracak. Ayrıca ilçe belediye başkan adayları da 15 Ocak'tan sonra belli olacak. Beraber yürüdük biz Beraber ıslandık ya yağmurda. Mayıs 2023 seçimlerinde MHP'nin yanı sıra Büyük Birlik Partisi, Hüdapar ve Yeniden Refah'la beraber yol yürüdü AKP. Ancak geneldeki işbirliğinin yerelde devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ben seni de, bana her şey Peki size sorayım. Özellikle Türkiye genelinde zaten artık siyaseti, İstanbul siyaseti herkes için böyle bir göz ucuyla izleniyor. İstanbullu yurttaşlar daha da fazla ilgileniyor. Zira alacağımız hizmetler bu isimlerle ilgili olacak. Yani kim seçilecek ona göre değişecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Murat Kurumu aday göstermesi. Ya da Ankara için Keçiören'de mutlaka yaşayanlar, yaşayan izleyicilerimiz vardır. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela... Keçiören Belediye Başkanı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasını. Bir, şu açıdan soruyorum seçimi kazanabilirler mi? İki, sizce kazansalar da sizin isteklerinize ya da beklentilerinize cevap verebilirler mi? Çünkü öyle ya da böyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Murat Kurum, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, eski Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü, kamunun böyle işte inşaatla ilgili yerlerinde bir hayli görev almış bir isim. O dönemden ne kaldı sizin aklınızda Murat Kurum'la ilgili? Ya da işte e, Keçiören Belediye Başkanı'nın e, e, Ankara'daki işte hizmetleri, Keçiören'deki hizmetleri bunu Ankara'ya yayabilir mi? Diyor ya, 100 yılda Ankara'nın almadığı hizmeti 5 yılda getireceğiz. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Zaman kaybı etiketiyle yazarsanız Twitter'da, Instagram'da ve YouTube'da ben de paylaşırım. Hadi gelin bir de şu... E, AKP'de nasıl yankı buldu? AKP'ye yakın isimlerde nasıl yankı buldu ona bir bakalım. Bakın Hacı Yakışıklı oraya yakın bir isimdir. Oralarla hani çok sık da görüyorsunuzdur televizyonlarda. İstanbul'da bu kez konsolide olmuş diyor. Kesin kazanırız gözüyle bakılmıyor diyor. Yani daha gerçekçi diyor AKP. İsimleri kulislerde hep anılan Tevfik Göksu. O da tabii bir e, şöyle... İstanbul ilçe belediye başkanları listesi dolaşıyor AKP'nin aday listesi. Tevfik Göksu'nun ismi bazı listelerde yok, bazı listelerde var. Esen nereden olmayacakmış? Başakşehir'e gidebilir deniyor ya da Adıyaman'a gider kulisi de vardı geçmişte yine bir zamanlar. Bakalım o ne demiş? "Sevin İstanbul" mesajı atarak kuruma destek olacağını ilan etti. Ya ben de bunu şaşırıyorum. Yani mesela AKP'lisiniz, belediye başkanlığı yapmışsınız. Yani şey mi diyeceksiniz? Nasıl ben aday olmam mı diyeceksiniz? Orada bir tane irade var, itiraz falan yok. Yani kimse bayrak falan açamaz. Ne diyecekti, ne bekliyordu acaba Hacı Yakışıklı? İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yeniden İstanbul dedi. Bu birlik kazandırır. Şimdi kesin kazanırız gözüyle bakılmıyormuş ama bu birlik kazandırırmış. Böyle söylüyorlar. Bir de şunu da söylemem lazım. Hazır Tevfik Göksu ismi geçmişken AKP'nin en önemli özelliklerinden biri. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yapma biçiminde biz şunu gördük. 5 yıl boyunca Tevfik Göksu İstanbul'da İmamoğlu iş yapmasın diye elinden geleni yaptı. Doğru muyum? Yani gördük hepimizin gözünün önünde gerçekleşti birçok mesele. Şimdi onu hani işte listelerde yer almıyor. Şeyde de e, sosyal medyada da TT oldu böyle işte herkes onu yazıyor. E, yarışa girmeden kaybeden isim falan diyenler var. Ya olur mu öyle şey? Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 yıllık emeklerinin karşılığını onun bir şekilde verir. Siz merak etmeyin. Hep öyle oldu çünkü. Gördüğünüz gibi Hacı Yakışıklı böyle söylemiş. İsmail Saymaz'ın attığı tweetler var. Özellikle e, AKP ile ilgili. Eski Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın AK Parti'nin Muğla Belediye Başkan Adayı olacak. Ay Aydın ile konuşmuş İsmail Saymaz. Bir buçuk ay önce Erdoğan aramış. Ay Aydın'ın kızı Derya Hanım hala hazırda AK Parti İstanbul Milletvekili. O CHP'den milletvekili, Muğla Belediye Başkan Adayı, şimdi kızı AKP'de. Vallahi ne güzel abi giriyorsunuz. Yani oradan olmazsa oradan, oradan olmazsa oradan, herkesi tanıyorsunuz ya, kolay erişebiliyorsunuz ya. Onlar orada bir dünya kurmuşlar, tamam mı? Güzel ya, siyasetçiler kendi dünyalarını orada, küçük başka bir Türkiye var orada. Dur bakayım ben şimdi bir de buradan milletvekili olayım. Yok yok dur şimdi buradan da belediye başkanı olayım. Ne güzel ya, biz de gidiyoruz veriyoruz seçimde. CHP, mesela hangi dönem CHP milletvekiliydi hatırlamıyorum Aydın ay aydın. Gitmiş oy vermiştir bir sürü insan. Bizi bunların bu tipleri bizim önümüze getirenleri aslında kızmak lazım. Yani sadece CHP'si değil. Bütün partiler için aynı şeyi söylüyorum bir kere daha. Ki CHP'den işte İyi Parti'den muhalefet partilerinden getirenlere ayrıca kızalım. Onun yaptığı yanlış deyip yanlış deyip aynısını yapıp duruyorsunuz. Ondan sonra bizi niye millet sevmiyor? Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar elde edemiyorsunuz. Aynı şeye dönüşüyorsunuz sonuçta. AK Parti'de diğer bazı büyük şehirlerde adı geçen adaylar söylemiştik. Mehmet Sekmen, Veysi Şahin, Mustafa Savaş, Yücel Yılmaz. İyi Parti'den AKP'ye geçen milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak diyor İsmail Saymaz. Bu arada CHP'de de şu tartışma var. Neden Yılmaz büyük erşen hala açıklanmadı Sorusu soruluyor efsane başkan biliyorsunuz yani biz de zaman zaman eleştirdik hani şöyle eleştirdik 86 yaşında sayın başkan ee, çok hizmetleri var Eskişehir'i bambaşka bir yere çevirdi ama bu 25 yıl içerisinde alttan gelecek arkadan gelecek isimlere neden bu kadar destek vermedi? Hani biraz da dinlense mi yani onun için de belki iyi olabilir ama yok ben hala şeyim dinçim bu işi yapmak istiyorum diyormuş. Bu bilgide sizlerle paylaşalım. O da Eskişehir'de bir başka tartışma. Yılmaz Büyük Erşen, Nebi Hatipoğlu'na karşı mı olacak? Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz.